Onları konu filmi karakterleri diye biliyoruz. Hiçbir zaman var olmadı var ve olmamadı biliyoruz. Bir virüs saldırısı yeni pandemi vakası çok korkunç diyoruz. Eğer filmlerde çekibiyse dünyanın sonu olacak görüyoruz. Türkçe yaşayan ölü ya da ölü gezemler denebilir. Bulaşıcıdır hastalık hep aç ve saldırgan kudurmuş gibiler. Kolay kolay ölmezler başlarından vurmak gerekir. Tedavisi yok onlardan kaçmak kızdırılmamak ödemlidir. Kıyamet dersek hiç de abartı olmaz. Hayata reset atmak işte budur. Bildiğin her şeyi unut bir bardak su. Bir külçe altından değerli olur. Gündüzleri herkes bir lokma için. Her deliye girer ve arar durur. Ama son bir çağında bile insan herkesin gerçek korkusudur. Herkesin korkulu rüyası. Namı diğer zombiler. Çok hızlı yayılır. Karşısına çıkan her şeyi yok ederler. 8 milyarlık dünyada öldürmekle bitmeyecekler. Zombilerin çağı başlar ise o gün insanlık çağı biter. Olması da muhtemel ama şimdilik korku ve fantezi bunlar. Yaşadığımız bu distopik çağda aslında hiç de farklı değil durumlar. Her gün aklını kaybettirecek haberler yayınlıyor kanallar. İnsana dair hiçbir belirtileri yok bence yaşayan ölüler onlar. Melek bebek terapistlerini süren sen insan mısın lan? Masum çocukları kaçıran satan insan mı bu pisliği yapan? Hayatının baharında gençler tek suçu kadın olmak olan. Zombidir güzellikleri soldurup gelecekte hayatları çalan. Herkesin korkulu rüyası. Namı diğer zombiler. Çok hızlı yayılır. Karşısına çıkan her şeyi yok ederler. 8 milyarlık dünyada öldürmekle bitmeyecekler. Zombilerin çağı başlar ise o gün insanlık çağı biter. Olamaz. Bunlar kesinlikle laftan anlamaz. Anladıkları dilden konuşmalı. Cezalar altlarına sıçırtmalı. Asla affedilmemeli. Asla bir daha düm yüzü görmemeliler. Şeytandan daha kötü bu ruhsuz. Bu insanımsı sürüler. Çocukların ve gençlerin olduğu tüm özel ve resmi kurumlar sıkı kontrol altında olmalı. Kadınların bulunduğu her yer, her sokak, her cadde ve mağazada kontrol altında olmalı. Suç zinciri gittiği yere kadar sökülüp atılmalı. Kim parçasıysa canan okunmalı. Hiçbir suç asla ve asla cezasız kalmamalı. Ve çok önemli eğitim aile içinde ve okulda ahlak, şeref, dürüstlük, haram, helal kavramları beyinlere kazınmalı. İnsan olan umut ve sevgiyi kaybetmemek çok önemli dünyanın. Onların yüzü suyu hürmetine döndüğünü biliyoruz. Ama iyi insan sandığımız birçokları belki de kötülük yapacak fırsat, cesaret ve ortamı bulamamış olabilirler. Sınırsız özgürlük yok, özgürlük. Bir başka insanın ya da canlının özgürlüğünün başladığı yerde biter.